Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sofralarınızı ziyafete dönüştürecek bir tarif paylaşacağım sizlerle. Fırında hindi tandır. Hemen malzemelerimize geçelim. Ortalama 1 kilogram kadarlık bir hindi butu kullanıyoruz. Üzerine 3 tane bıçak yardımıyla çizik atıyorum. Her iki tarafımda aynı işlemi yapıyorum. Daha sonrasında yine bıçak yardımıyla üzerinde delikler açarak sarımsak yerleştirmeye başlıyorum. Ortalama 5 diş sarımsak yeterli geliyor. Eğer sarımsak sevmiyorsanız azaltabilirsiniz ama mutlaka sarımsak kullanmanızı öneririm. Çünkü çok güzel bir aroma veriyor. Deldiğimiz yerlere bir adet sarımsak yerleştirip bıçak yardımıyla dibine doğru ittiriyoruz. Sarımsakları da yerleştirdikten sonra üzerine dökeceğim sosu hazırlamaya başlıyorum. Sos için gerekli olan malzemelerimiz 4 yemek kaşığı zeytinyağı, zeytinyağınız yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı biber veya domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağından biraz daha fazla su ilave ettikten sonra butun üzerine döküyoruz hazırladığımız karışımı. Daha sonrasında üzerine alüminyum folyo ile kaplayıp fırına veriyoruz. 200 derecelik fırında 1 saat folyolu bir şekilde pişecek. 1 saatten sonra üzerindeki folyoyu çıkartacağız. Etrafına patatesleri de ilave ettikten sonra 1 saat, 1 saat 10 dakika kadar daha da bu şekilde pişireceğiz. Üzeri açık bir şekilde. Toplam 2 ila 2,5 saat arasında pişme süresi var. Şimdi fırında yemeğimiz pişmeye devam ederken biz de patatesleri hazırlayalım. Patatesin sosu için de 1 çay kaşığının ucuyla karabiber, 1 çay kaşığı yine pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Daha sonrasında hazırladığım karışımın içerisine 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum ve patatesin bu sosu tamamen içine çekmesini sağlıyorum. Bu arada ben şekilli kesecek kullandım. Normal düz bir şekilde de elma dilimi şeklinde kesebilirsiniz. 1 saat de oldu. Şimdi patatesleri de ilave ettikten sonra tekrar fırına atacağım. 1 saat 10 dakika kadar daha pişecek. Mutlaka ters düz yapıyoruz. Fırın içerisindeyken de yarım saatte bir 20 dakikada bir ters çevirebilirsiniz ki her iki tarafı da aynı şekilde pişsin diye. Ayrıca ben üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Eğer varsa elinizin altında kuyruk yağı veya gömlek yağı ile sarabilirsiniz. Ayrıca etrafına biber veya soğan da ilave edebilirsiniz. Yanında pirinç pilavı, mercimek çorbası, salatayla sunum yapabilirsiniz. Şimdi 1 saat 10 dakika kadar daha pişecek ve son halini sizlerle yine paylaşacağım. Yemeğimiz hazır. Dilerseniz köy tavuğu veya normal tavukla da yapabilirsiniz. Pişmek süreleri daha kısa olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.